Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Şimdi biz 2 haftadır video atmıyoruz. Evet. O iş yoğunluğumuzdan dolayı gerçekten artık çok yorulduk. İş yoğunluğumuzdan dolayı video çekmeye fırsat bulamadık. Ne yaptık bu sürede tabii? Çok iş çözdük. Örneğin burayı yaptık. Böyle bir ufak bir fotoğraf çekmek için alan yaptık Instagram için. Tabii Instagram için yapıyoruz ama Instagram'ın dönemi değil yani. Biraz daha var daha. Yani önümüzdeki bu Nisan ayı için söylüyorum. Nisan ayında bazı hedeflerimiz var diyorduk ya, diğer videolarda bahsettik zaten. Onunla alakalı ufak bir çalışma yaptım. Onun dışında evet, pazar yerleri yavaştı ama bizim diğer yaptığımız işler vardı. Yine çantayla alakalı. Onlarda biraz yoğunluğumuz vardı. Sevkiyatlarımız falan evet. Çok yoğundu. Hani çok geç saatlere kadar çalıştık. Hatta şu anda işimiz yeni bitti. Bugün günlerden cumartesi. Yorgunum. Yani yeni çekiyoruz. Birazdan atacağız bir videoyu. Yeni çekiyoruz. Evet. Vakit bulamadık. Hani dedik ki haftada 3 video falan. İnanın vakit bulamadık. Burası bizim için hani böyle, tamam size bilgi veriyoruz ama bizim de işimizi aksatmaması gerekiyor. O yüzden videoyu çekemedik. Ama bu videonun şu anda çekmemizin amacı, çok ciddi bir sıkıntı var. Nedir sıkıntı? Şimdi dolara gelen zam, ürünlerin gelmemesi. Yani şimdi şöyle, Türkiye'de birçok kişi tamam ürün satıyoruz, üretiyoruz vesaire ama ham madde genelde yurt dışından geliyor. Şimdi bu ham madde yurt dışından geldiği için zaten direkt dolardan etkileniyor. Evet. Dolardan etkileniyor, bir de malzeme sıkıntısı var şimdi. Yurt dışında, Çin'de vesaire konteyner bulamıyor insanlar. Hani buradan da ihracat yapacak olsan konteyner bulamıyorsun. Oradan da getirecek olsan konteyner bulamıyorsun. Çok pahalı artık, hani getirme maliyetlerini 3 aşağı 5 yukarı az çok biliyoruz yani kendi işlerimizden dolayı. Önceden 70-80 dolara getirdikleri konteyneri şu anda kanka 500 dolara falan getiriyorlar. Bir de şey var, kanalda bir gemi yanladı biliyorsun. Yani kaptan onun şov da yaptı. Çok büyük etkisi oldu. Doğru, evet. bir haftada kaldırdılar. Belki 5 günde falan kaldırdılar ama şöyle bir şey var. Evet. Gemilerin 150-200 tanesi, kaç da adet bilmiyorum 370'ti. O kadar gemi kanalda bekliyor. Neyse, bu diyeceksiniz ki ne etki yapıyor ya, ne konuşuyor bunlar falan diyebilirler. Ama öyle değil. O sıranın geçmesi, komple o kanaldan geçmesi belki 2 haftayı bulacak. Bir haftada zaten içeride yattı. İçeride dolar kuru da durmuyor. Evet. Gelecek olan malzeme işte ne zaman gelecek falan belli değil. İçerideki ham madde az oluyor. Bu yüzden sadece çanta için söylemiyoruz. Tüm sektörlerden bahsediyorum. Her şeyde minimum %20-%30 zam oldu. Evet, oldu. Şimdi biz mesela diyoruz ya, toptan da satıyoruz biz burada. Yine onu da tekrar edeyim. Toptan satışımız var. Bugün şimdi mesela atıyorum 500 tane şey hazırladık. Çanta hazırladık. Yurt dışına gidecek. Ama tabii tane... dolar zammı Hamza, dolar zammı bizim yurt dışı piyasamız zaten vardı arkadaşlar. Hani toptan yaptığımızı söyledik, evet. Mi daha önceki videolarda bilmiyorum ama. Bilmiyorum, her neyse. Dolar zammı artması bizim yurt dışı için, yurt dışı piyasası olanlar için de iyi oldu bence. Elinde mal varken iyi. Elinde mal yoksa yerine koyamıyorsun. Şimdi öyle bir durum var. Biz ne yapıyorduk mesela, atıyorum tamam belli bir fiyatımız var dolar üzerinden ama ben onu daha ucuza alıyordum içeriden. Şimdi daha pahalı alıyorum. Aynı dolar fiyatını veriyorum şey karşı tarafa. Şimdi dolar TL biraz karışık işler biliyorsunuz. Yani TL ile alıyoruz ama biz bunu dolarla satıyoruz yurt dışına. Evet. Ama bu sefer toptancı, imalatçı da deri alırken dolarla alıyor. Yani dolar bazından hesaplayıp veriyor. Örnek veriyorum, yani 3 liraya aldığım malı bu sefer 5 lira çekiyorlar. Yani bugün 500 tane çanta çıktık mesela. Yerine koyamayacağınız çantalar var o fiyatı. Evet, var. Doğru mu? Var, sadece ama işte uzun soluklu çalıştığımız için müşteriyle burada. Tabii müşteriye yok demek için, aynen. Yok dememek için değil, zaten konuşulmuş bir fiyattı bu. Evet, aynen öyle. Yani bu sonuçta bir ticari yani. Şey var, etik değerler var. Her ay çıktığın, evet. Müşteriye hayır diyemezsin, fiyatını değiştirmemişsin, o senin hatan, geleceği öngörememişsin vesaire vesaire. Evet. Ama sadece çanta için konuşmuyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Tüm ürünlerde, yani benim gördüğüm tüm ürünlerde %20-%30 zam geldi ya da gelecek. Doğru. Yani şu dönemde gelmediyse malzeme stoklamakta çok büyük yarar var. Tabi biz stokla gittiğimiz için sürekli fazla bizi ne kadar etkiler, ne kadar süre sonra etkiler bilmiyorum ama sonuçta yerine koyma maliyetiyle artık bir fiyatlandırma yapıyoruz. Siz de görmüşsünüzdür, bizi takip ediyorsunuz, bakıyorum ben. Trendyol sayfamızda çok inceleyenler oluyor buradan. Evet. Fiyatlarımızda bir değişiklik yaptık. Ha, bu rakamlar kurtaracak mı? Bu rakamlar da kurtarmayacak. Bu rakamlar da yukarıya çıkacak. Çıkacak. Çıkacak yani. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar, onu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi biz fiyat alıyoruz imalatçıdan. İşte kaça çıkacak bu malzeme? İşte 3 liraya çıkacak. Abi Trendyol'a bakıyorum hala 6 lira. Yani o seni kurtarmıyor ki rakam. Hala güncellememiş. Güncellememişler. Ha, güncellenmesi gerekiyor mu? %100. Yerine koyamayacağın malı niye satıyorsun? Yani yerine, evet. Koyamayacağın malı satmanın da bir anlamı yok ki, değil mi? Yok tabii. Ben bunu 20 liraya alıyorsam, örnek veriyorum. Ben bunu 20 liraya alıyorsam geri 25 lira olmuşsa bu çanta. Ben de 25 lira, 5 lira kazanmışsam. Evet. Ben sadece kazandığımla bunu yerine koyabiliyorsam, ki onu bile yapamıyorlar. Bu ticaret değildir zaten. Ahmaklıktır. O yüzden şimdi siz de öncelikle ne yapıyorsunuz? Bu videoyu izledikten sonra... Çayım burada. Çay çıktı. Çayım burada. Bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar, mal aldığınız yerlere telefon açıyorsunuz hemen. Abi bunu ben 20'ye alıyordum. Şu an güncel kaç para? Diye bir sorun. Evet. Ona göre fiyatlarınızı hemen Trendyol'da vesaire pazar yerlerinde güncelleyin.
Maliyetinizi tekrardan hesaplayın. Çünkü belli bir fiyat skalanız vardır. Onu işte siz zaten onu hesaplamadan bunu bırakıyor diye bir kar hesaplaması yapıyorsunuz ya, biz de onu yapıyoruz. Şu an o hiçbir şekilde tutmaz. O yüzden fiyatlarınızı güncelleyin. Sürekli günlük olarak fiyat isteyin hatta bu ara toptancıdan. Bir iki ay böyle gidebilir. Yaza doğru belki toparlar kendini ama bilmiyorum şu an. Benim için problem yok. Benim stoğum çok. Evet, yani ben kar ediyorum yükseldikçe. Bizim stoğumuz var tabii ama yani sonuçta ilerleyen dönemde hani satışlar mı düşer artık bu fiyatlara, hani ne bileyim rekabet mi artar, azalır mı? Yani inanın şu anda her şey muallakta. Ben de bir yorum yapamıyorum bu konuda. Ya zaten e-ticarette herkes girdiği için artık kanka hani sallanan, dökülen çok olacaktı. Evet. Bu zamlardan sonra fiyat hesaplaması yapamayıp dökülenler daha hızlanacak bence. Daha, ben doğru öyle düşünüyorum. Şimdi fiyat hesaplaması böyle fiyat değişiyor ya şimdi. Fiyat hesaplamak o kadar kolay değil. Fiyatı bir kere evet. hesaplıyorsun öyle gidiyor diye bir durum da yok. Çünkü sürekli değişen bir şey var, güncel durum var. Bir bakıyorsun trend diyorlar bugün %16 komisyon oluyorken yarın %21 oluyor. Hepsi burada bakın 17 lira alırken %17 alırken %18 oluyor. Farzı misal veriyor. Kargoya bakıyorsun 8 lira alıyorum diyor. Kargo ekstresine bakıyorsun 15 lira alıyor. Anladın mı? Bunu en kötüsünden tekrardan bir hesaplayın arkadaşlar. Çünkü şu anda ciddi bir etken. Kargo zamları falan diyordunuz. Hani bize geçenlerde yazıyorlardı ya. Kargo zamlarını işte hiç video çekmiyorsunuz. O bizi çok etkilemiyordu. Yani nasıl bir etkilemiyordu? Herkese geliyor zam. Şimdi diyeceksiniz ki çanta zamlı herkese gelmiyor mu? Geliyor ama şöyle bir durum var. Fiyat arttıkça çantada kalite de düşebiliyor. Sadece çantada değil arkadaşlar. Bu genel olarak söylüyorum. Öyle değil mi? Evet. Fiyat bir şeyin artarsa merdiven altı çoğalır arkadaşlar. Yani merdiven altı üretim çoğalır. Merdiven altı üretimin de kalitesi senin sattığın malzemeyle aynı kalitede olmayacaktır. Bir sefer onlar ekmek yiyemeyecekler. Aynı şey gibi düşün. Sigaraya zam geldi. Millet alışamadığı bir süreci vardı. Hani 5 lira 6 lirayken 10 lira falan yaptılar ya. Ne yaptı millet? Gitti tütün işte. Ha bir yıl işte, 2 yıl işte ama o 2 yılda normal sigara satışları belki %30 %40 azaldı. Doğru mu? Evet. Aynı durum burada da geçerli. Ne satıyorsan sat. Fiyatın bir anda bu kadar yüksek çıkarsa bunun fırsatçıları çıkacaktır. Senin yaptığın malzemeye benzer malzeme yapacaktır. Aynı kalitede değil, daha ucuza satacaktır. Senin de işlerin düşecektir. Biz de bunu bekliyoruz şu an. Doğru, zaten düşüyor da. Düşüyor da. Yani hani bizim aldığımız çantanın aynısını mesela örnek, aynısını yapıyor adam ama gerçekten kalite çok farklı. Bizim çöp diye kullanmadığımız malzemelerden yapılıyor vesaire vesaire. Ama adam bundan üretiyor, daha ucuza satıyor. Doğru mu? Doğru. Aynı gözüküyor. Ben olsam ben de tercih etsem hani ya mesela olur, şu bilmesin. Hemen yine göstereyim. Bu çantanın dış derisi, bir de bunun iç derisi var. Adam iç derisinden bu artık salpa dediğimiz şeyden, deriden hamza adam mukavvaya geçiyor falan. Evet. Adam bununla çanta yapıyor. Biz içine kullanıyoruz onu mesela. Evet, aynen öyle. İçine kullandığınız deriden dışına adam üretim yapıyor falan filan. Bunların maliyet hesabını düşürmek için bir şeyler yapıyorlar. Sizin sektörünüzde de bu olacaktır. O yüzden maliyet hesabınızı tekrardan yapın. Gerekirse bu dönemde, biz şimdi az önce onu da konuştuk. Bu dönemde satıştan ziyade satmamak daha karlı arkadaşlar. Yani nasıl karlı? Stone senin duruyorsa güçlü bir şekilde, önümüzdeki günlerde ne olacağı belli değil. Belki bir zam daha gelecektir. Senin gelecek. Bunun durduğu yerde para ediyor. Doğru evet, mu? Evet, doğru. Yani o yüzden ucuza satayım da satayım mantığıyla şu anda düşünmüyoruz. Fiyatımız pahalı olsun sorun değil. Bu ay satmayalım, bir dahaki ay satalım. Niye? Çünkü zaten durduğu yerde ben karımı alıyorum. Evet. Ha bir dahaki ay bu fiyatı alamayacağım ben bu. Tabii böyle yüklü stok varsa ama bu tabii geçerli. Yüklü stok ve stok artı yapacaksın yani. Gidip de biz mesela bugün ne yaptık? Tekrar bir sipariş verdik. Evet. Artık fiyatlar yükseliyor baktık. Hemen depoyu komple full dolduralım, full çakalım dedik. Satıyormuş o şu dönemde. Toptan harici çok fazla satmıyor bizim. Pazar yerleri için söylüyorum. Evet. Örnek veriyorum %50 düşüş vardı belki. %40 var. Düşüş vardı. Var değil mi? Şu o kadar var. Şöyle söyleyeyim sana yani adet vereyim mi istersen? Adet verme ya. Adetler bir sefer diyorlar ki o bunlar 10.000 satıyor, 20.000 satıyor. Onunla biz de girelim çanta içine. Sanki böyle çok menen bir şeymiş gibi. Evet. Öyle bir durum oluyor. Öyle değil mi? Evet. Adet vermeyelim. Hiç adet vermeyelim bence de. Tamam. o konuda çok hassasım. Çünkü bazılarınız yazıyor ya bunlar çantadan parayı bulmuş. Yok işte şu kadar çanta. Arkadaş öyle değil işte. İşin içine girince o durum öyle değil yani. Değil mi? Ya bir aydır uyumuyorum. İşte yani bir aydır. Yani hani size video falan da çekiyorduk. Özellikle son bir haftadır bu yoğunluk inanılmaz. Evet. Yemin ederim gece 1'de 2'de gidiyoruz eve. Evet. Gidiyoruz yani, bitmiyor telefonda devam. Evet telefonda da devam yani artık ayaklarım gerçekten evet. ağrıyor. Evet. Yarın pazar inşallah dinleneceğiz. Evet inşallah ama yarın da bir video yani, atmak istiyoruz. Normalde pazarları da çalışıyorduk. Yarın inşallah evet. dinleneceğiz yani. O yüzden bu dönemde satmayın ya arkadaşlar. Bırakın vatandaş nereden alıyorsa alsın yani. Siz bu dönemde hani satmayı düşük fiyata satmayı kesinlikle bırakın. Yeni maliyetlerinizi yeni fiyat koyun. O maliyetlerde satıyorsa satsın, satmıyorsa satmasın. Az önce onu diyordum işte. Evet. Trendyol'a bakıyorum. Benim maliyetlerim %30 artmış. Çanta maliyetleri. Hani kontrol ediyorum. Benim rakiplerim ne yaptığı da önemli sonuçta. Benim bu malı satmam için değil mi? Rakiplere bakıyorum arkadaş. Benim şu anda maliyetime ürün satıyor adam. Tamam bu evet. hani bir pazarlama stratejisi olabilir ama şu an değil abi bunun yapılacak zamanı.
Değil. Şu an değil çünkü yerine koyamayacaksın. Zaten zararına veriyorsun. Yerine koymaya geçtim yani hani %50 zararlı şu anki şeyde işte konjüktürde böyle konuşmak da istemiyorum da neyse. Yani demek istediğim o. Artık hani bunların bazı satıcıların farkına varması lazım. Biz ne yapıyoruz mesela şu anda? Az önce Yusuf'la konuşuyoruz işte fiyat bakalım hani Trendyol'da millet ne satıyor? Abi Trendyol'da 700 küsur çantacı var. Yusuf bile dedi ki direkt abi şu markaya bakalım. Diğerleri zaten ne yaptığını bilmiyor. Hani biz anlıyoruz artık kimin ne yaptığını, ne evet. kadar marja sattığını değil mi Yusuf? Evet, evet, şimdi marka ismi vermeyeceğim. Rakiplerimizden, büyük rakiplerimizden toptancı olmayan, bizim gibi satış yapan büyük rakiplerimiz, en büyük Trendyol'un en büyüğü. Ondan sonra çantacı olarak biz onu söyleyeyim. Direkt ona bakalım dedik. Çünkü niye? Realist rakamlar veren o. Diğerleri abi ne yaptığını bile bilmiyor. Evet, evet, evet. Ya herkese göre de bakmayın yani. Gerçekten güçlü rakiplerinize göre bakın. Abi sizi kurtarmıyorsa şu an satmayın abi. Ben o kadar söyleyeyim yani. Bu konuda çok hassasım. Çünkü ben de şoka girdim. Bugün fiyatları şey diyen de var. Bazı arkadaşlar şey demiş yani rakiplerinize göre mi fiyat belirliyorsunuz? Evet rakiplerime evet. göre fiyat belirleyeceğim tabii yani. Şu 60 liralık mala ben 80 lira yazarsam zaten satamam onu. Aynen öyle. Yani ki sürüm işi yapıyoruz. Bizim zaten yaptığımız şey ucuz piyasa. Yani evet. ben sürüm yapacağım burada. Sürüm yapacaksam rakiplerime de bakmak zorundayım yani. Kesinlikle. Yani minimal 100 lira satılırken gidip de affedersin aptal değiliz ki biz 60 evet. liraya satalım yani daha düşük. Kar marjımı ben en tepeden tutmak isterim yani sonuçta ben evet. malı satıyorsam. Ama satılabilecek en tepedenden bahsediyorum yani. Satılabilecek rakam. Yoksa ben 200 lira yazayım aylarca ya onun iyi o. dengesini kurmazsan batarsın ha. zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden fiyat hesaplamanızı tekrar yapın. Bir önceki videoda yani birkaç video öncesinde bir ufak bir evet, hesap evet, vermiştik evet. zaten. Onunla alakalı bir çalışmayı oradan yine yürütebilirsiniz. Onun dışında kaç dakika oldu bilmiyorum da ben devam ediyorum. Evet, evet abi. Şeyden bahsedelim ya biraz. Biz bu iki haftadır ne yaptık? Şimdi iki haftadır biz ne yaptıktan bahsedelim önce bir. Öncelikle hani şimdi sezon değişimi falan oluyor ya. Tekleme ürünler vardı. Bunlar için şeye dolaba girdik. Onu zaten söylemiştim size. Tekrar girdik. Dolaba girdik. Bir kampanya için anlaştık dolapla. İşte banner falan açıldı bize. İşte bir saatte 200 adet sattık. Bir saatte 300 adet sattık. O tarz evet, böyle evet. totalde bir... 700-800 adet çıkarttık elimizden. Şimdi bir 200 tane daha var galiba. Onun için de bir akşam yine bir banner açılacak. Ne zaman bilmiyorum. İşte bu bir arıyorlar. Yıldır elimizde artık birikmiş, rengi aynen. kırılmış, tek tük kalmış. 3 evet. Tane, 5 tane. Ha, artık da, hani... Bugün yeniden yaptırsak yine o fiyata satamayız. Ha? Satamayız, aynen öyle. Ama ya alamayız, pardon. Alamayız ama malın da burada durmasının bir anlamı yok. Aynen. Çünkü artık rengi kalmış. Kırılmış, devamı yok tek bu işin. Tek kalmış mesela. Aynısını yaptırayım, o fiyata, dolaba sattığım fiyata evet. alamam. Onu biliyorum. Orada bir zararım şöyle yok. Yine aynı modelden yaptırmayacağım. Elimden evet. çıksın diye bakıyoruz. Doğru evet mu? Evet evet. Dolapta öyle bir şey yaptık. Onun dışında Hepsi Buradayla anlaştık tekrardan. Hepsi Buradayla bayağı çalışmıyorduk. İşte Hepsi Buradayla anlaştık. Onlar bize bir banner açtılar. İşte saatlik işte indirim vesaire vesaire. Orada da işte bir tüm çantalar sabit fiyat, tek fiyat olarak başladık. Sattık da. Sattık. 4 saatlik o 4x4 evet, evet. indirimlerde. Sattık ama. Nasıl yani sattık ya? Ama yine hesabın işin içinden çıkamadık. Bir de MNG'de bir problem oldu. MNG'yi kullananlar bilir arkadaşlar. Online sitesinden işte kontrol ettiğimizde yanlarında rakamlar çıktı. Normalde Trendyol'da işte 0 yazıyor. Evet. Dolapta ve şeyde de çıktı. Dolapta da böyle bir hata yani çıktı. Fatura çıktı. Fatura çıktı. Normal zaten biz bunu Hepsi Burada ya da evet. dolaba ama tabii bu sadece Excel'de çıktı. Sonrasında işte müdürle görüştüğümde baktık sadece genel müdürlüğe bir rapor çekilmiş. Normalde senin görmemen yani takip etmezseniz o faturayı da size atıyor evet. mesela. MNG evet. tamam dolaptan alıyor ya da Hepsi Burada'dan alıyor şeyini. Kargo ödemesini. Ödemini. Ama bize yansıtmış. Hepsi Burada'yı da ödeyeceğim ben. İki tane kargo ödemiş olacağım gibi bir durum oldu. Yusuf çözdü sağ olsun. Ama onun dışında Hepsi Burada'da ciddi başka bir sıkıntı daha var. Verdiğimiz tek fiyat örnek görüyorum 59 TL. Ya abi bazı müşteriler oluyor 59 liraya, bazı müşteriler oluyor 45 liraya. 45 liraya niye aldın dedim. Ben dedim ki 45 liraya bu 45 lira ne? Hamza bana görseli attı. İşim vardı dışarıdaydım ilgilenemedim. 45 liraya Hamza attığında şoka girdim. Böyle kaynar sular döküldü başından aşağıya. 45 lira safi zarar. 42 lira hatta. Neyse 42 işte, lira. Ondan sonra ben işte kategori sorumlusu arkadaşımıza attım. Dedim böyle böyle durum. Mikrofonum bu arada takılmış da hışır hışır falan ses geldiyse böyle bir şey evet. kusura bakmayın. Af olan. Arkadaşla görüştüğümde işte Hepsi Burada da işte çalışan arkadaşlarımızın kuponu var diyor. Müşterilerimizin kuponu var diyor. Ya arkadaş ya tamam müşterinin kuponu var da beni kuponu ilgilendirmez. Aynen öyle. Şimdi bana dedi ki Hamza bu faturalar tamam biz 42 liraya burada satıyoruz ama işte size 59 lira olarak tekrar yansıyacak dedi biz bana. Öyle bir şey hiç de görmedim yani. Vallahi ben de görmedim. Faturaları inceleyeceğiz ama yani ona bir bakacağız. Ya bu Hepsi Burada'dan ben hiçbir zaman işin içinden çıkamadım evet. yani. Hesap ekstresi almak istiyorsun tamam alıyorsun falan ama 50 tane fatura şeyi var. Ödeme biliyorsunuz yani Hepsi Burada girdiğinizi görürsünüz. İşte yok kargo komisyon evet, evet. Mahsuplaşma 2 tane ondan var falan böyle cari alırken. Ya saçma sapan işler yani şunu bir Trendyol mantığına çeviremediler. Hepsi Burada'dan zerre memnun değilim ben.
Hani bugün işler tıkırında olsa hepsi burada da satış yapmak ister miyim? Zannetmiyorum isteyeceğimi. Evet ya, ama farklı pazar yerlerinde de şu an olmak istiyoruz. Kesinlikle olmak istiyoruz ama işte abi hakkımız da yenmesin istiyoruz. Bir de böyle evet. Bir durum var yani. Hani ne bileyim, ben malı satacağım, adam bana 3 liralık malı 2 lira ödeyince, yani bu kadar emek verince, bir de geçen evet. Gece işte 1'e kadar burada Excel giriyoruz, Doppigo'ya ürün giriyoruz falan filan, neyse işte. Abi yani. Ya öyle yapacak bir şey yok. O yüzden şu an trend yol satışı düşük de olsa ne sattığınızı, ne kâr ettiğinizi görebiliyorsunuz. Sadece evet. Maliyetinizi dediğim gibi videonun başında düzgün hesaplayın. Tekrardan söylüyorum, fiyatlar değişti. Tüm sektörlerde değişti ya da değişecek. Değişmediyse malı yığın. Yani evet, gerekirse stok yapın. Aynen öyle. Gerekirse para bulun, tekrardan bir ürüne girin. Eğer evet. Satacağına inandığınız ürünse. Çünkü zaten işler daha hala başlamadı. Evet. Nisan'da belki işte Ramazan kampanyaları başlıyor şimdi şeylerin, firmaların. Orada belki satışlar olacak diye düşünüyorum. Olacak. Biz hazırlıklıyız yani. Son 1,5-2 aydır full hazırlanıyoruz diye videolar atıyoruz ya. Gerçekten hazırlandık. Evet. Bu sefer evet. Gerçekten geçen sene göre çok daha iyi hazırlandık. Instagram'dan da biraz bahset istersen Hamza. Instagram'dan da bahsedeyim. Instagram'a başladık. Belki takip edenleriniz görüyordur. Biraz biz yıllardır hani Instagram vardı ama biz Instagram'dan satış yapmıyorduk. Evet. Yani geleni de gönderiyorduk. Trendyol'a git, şuradan al diyorduk. Ya da hiç cevap vermiyorduk falan. Çünkü artık Instagram'dan yorulmuştuk falan. Bir de sistemimiz evet. Yoktu burada. Yani nasıl sistemden bahsediyorum. Sürekli fotoğraf çekilecek bir şeyimiz yoktu, vaktimiz yoktu. Ne bileyim işte reklam maliyetlerimiz çok yüksekti. Ya video istiyorlardı. İşte bir de kargolarda sıkıntı vardı abi, evet. Gönderiyorsun. Doğru yeni düzgün geliyor. Teslim yapmıyorlardı. Şu an gerçi o teslim oranları bayağı düzelmiş. Gönderiyorsun abi, geri geliyor. Kapıda ödemeli. Evet. Hani zaten kazanacağın 15-20 lira para gitti geldi, komple zarar. Evet. Sonra arıyorsun, müşteriyle kavga ediyorsun. Bir de müşteriyle direkt birebir diyalogda olduğun için abi. Sürekli bir şeyler soruyorlar. İster istemez senden sonuçta müşterin abi, yani cevap vermek zorundasın ama miktarlar o kadar küçük ki, yani ona da tenezzül etmek istemiyorsun. Hani aynen. Seni yoruyor, aşağı çekmeye başlıyor. Ama bu sefer başlıyor. Bir sefer çok tabii. Olunca tenezzül etmediğin rakamlar sana zarar veriyor. Evet. Öyle ondan doğru. Sonra ama Instagram'ımız inanılmaz düzeldi. Ben çok evet. Memnunum ve hatta belki kendi kategorimizde ben çok da kıl bir adamım bu konuda. En iyi Instagram sayfasına sahibiz diye iddia edebilirim. Sana ne da konuda, söyledim hatta. Ne konuda? Hem görüntü olarak belki, evet. Bilmiyorum, siz takdiri size bırakıyorum. Hani görüntü olarak bir iyileştirme, yani genel olarak bütünlük evet, sağlıyor. Evet. Eski fotoğraflardan bahsediyorum. Son atıyorum 150-200 fotoğraftan bahsediyorum. Hem bir bütünlük sağlıyor, evet. Hem de şöyle bir durum var. Bunu bir sonraki videoda yapabiliriz. Bizim reklam maliyetimiz şu anda dehşet düştü arkadaşlar. Evet. Dehşet düştü. Bilmiyorum. Herkes reklam maliyetini yazsın. Bir hadi fikir alışverişi yapalım. Madem bir kanal açtık. Birbirimize yardımcı olalım. Siz de bize yardımcı olun. Herkes reklam maliyetini yazsın. Mesela bizim ya çok komik olacak. Biz 17-18 kuruşlar civarında. Ortalamamızda 8-9 kuruş. Genelde reklamlar maliyetlerimiz. Evet. Son bu dönemde biz 1 kuruş. Yani 0.01 kuruş. Reklam maliyetimiz var. Evet, bir kuruş. Mükemmel düşüş bir rakam. Ben 4 yıldır böyle bir rakam görmedim yani. Reklamcı bir arkadaş seni aramıştı ya. 4 kuruşa indireceğim diye bir ton reklam yaptı. Bir de 3000 lira para istedi senden. Sadece çalışma bedeli. Reklam maliyetinden bahsetmiyorum. 1,5 evet. Aydır beni ajanslar arıyor. Şimdi Instagram'da faal olmaya başladıkça onlar da görüyorlar. Çeşitli ajanslardan evet. Arıyorlar. Ve günde 2 kere arayan ajanslar var yani. Ne diyorum yani, hani ne yapacaksınız? Benim bir yapamadığım ne yapacaksınız? Ya da benim beceremediğim evet. Ne yapacaksınız? Mutlaka vardı. Sonuçta sen bir ajans kurmuşsun ya. Değil mi? Bir evet, şey yapacaksın evet. Benden fazla. Ne yapacaksın? Ne reklam maliyeti ne dedi bana? 8 kuruştu o dönemde. Yani bundan 1,5-2 ay önce reklam maliyetimiz. 8 kuruştu hani işte fena değil rakamları. Ondan sonra kaç yapacaksın dedim. 4 kuruş dedi. Kaç para alacaksın bundan? Aylık 3000 TL artı işte 2-3 bin TL de reklam maliyetin olur dedi. 6000 TL. Ya benim reklam maliyetim şu an 1 kuruş. Evet. Yani bir kuruşa düştü ama ben bunun algoritmayla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Belki şu an satış olmadığı için çok reklama talep yok. Onunla alakalı tabii fiyat düşebilir. %100. Biz reklamı sonra kesmiyoruz şu anda. Neden? Çok hani pazar yeri reklam da yapmıyor. Maliyetli. Evet. Bunların yani da etkisi meselesi. Var. Evet, arz talep. Bir de şey var Hamza. Şimdi görseller inanılmaz keşfete düşüyor bizim. Evet. Görsellerde de biz çok uğraştık arkadaşlar. İnanın evde çektik, stüdyoda çektik. Yani köprüde çektik, doğada çektik. Aklınıza gelebilecek her yerde çektik. Profesyonel beyaz fon mankenli, yani belki 10 tane fotoğrafçıyla çalıştı. Evet. Artık fotoğraf kalitemi deneye en üst seviyeye gerçekten çıkarttığımıza evet. İnanıyorum ben. Fotoğraf kalitesiyle de alakalı olabilir. Evet. Bu fotoğrafın artıları da çok oldu bize. Evet. Yurt dışı satışlar mesela bu fotoğrafın artısı. Mükemmel patladı. Arkadaşlar İspanya. Ondan sonra Cezayir. Bence verme fazla verme. Hedef pazar değil ki bunlar. Tüm dünyaya gitsinler. Tamam, Azerbaycan, tamam. İsrail,
Filistin, Özbekistan, Ürdün. Neydi? Geçen ara İspanya söyledim mi? İspanya, Ürdün, Karadağ. Romanya, Karadağ. Arkadaşlar bunların hepsi gerçekten gerçekten inanmazsınız. Evet. Son 1,5-2 aydır bize yazan, yurt dışından yazanların haddi hesabı yok. Hepsiyle çalışıyor musun dersen çalışmıyoruz ama en azından bir etkileşimimiz oldu. Yani çok ciddi bir etkileşim. Evet. Gerek Instagram, gerek pazar yerlerinden zaten görüyorlar. Zaten yurt dışımız vardı ama bu kadar yoğun değildi bizim. Değildi. Değildi ama şimdi dolar kuru vesaire bunların da etkisi var. Tabii bizim bulunabilirliğimiz de üst düzeye çıktığı için biraz Instagram'la alakalı. Ya da Trendyol, evet. Pazar yerleri falan. Web sitesini de çok güncel tutuyoruz. Web sitesini de güncel Instagram tutuyoruz. Satışı yapmadığımız için web sitesine çok hani tamam bir duruyor orada. Meyisçanta.com'a girdiğinizde bakabiliyordunuz ama tüm modeller yüklü değildi. Tüm bilgiler yüklü değildi. Onlar artık güncel. Şey yapalım. Bu videoyu burada bitirelim. Yarının videosu yani pazar günü atabilirsek ya da pazartesi günü. Yarının videosu Instagram'da neler yaptık ki düştü bu kadar maliyetler olsun. Bir de yurt dışı satışını nasıl geliştirebiliriz? Yurt dışına satış yapmak için hangi kanallardan yürüyebiliriz bir videosu olsun. Bunda bir yani çok yardımımız olur mu? Olduğu kadar. Hani bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Ama bizim bir taktiğimiz var. Tabii taktiğimiz var. Siz de uygulayın. Yani bana şu anda 1,5 ayda 20 tane yurt dışından müşteri yazıyorsa demek ki işe yarıyor az çok. Yani hiç yazmamasına neydi? Evet, daha önce yazmıyorlardı. Onu demeye çalışıyorum. O yüzden bu iki videoyu yapalım. Size de yararı olur belki. Yani ne kadar olur bilmiyorum ama izlerseniz belki bence yararı olur. Ben olsam izlerdim yani. Çünkü ben izliyorum böyle şeyleri. Takip ediyorum. Herkesi takip ediyorum. Bu e-ticaret paylaşımları yapan Yiğit Tuna'yı takip ediyorum. Ne kadar bilgi verdiği işte tartışılır. O ayrı konu. Yani Yiğit Tuna'yı takip ediyorum. Kim var başka? Tuger Akkaya'yı takip ediyorum. Seviyorum da. İzliyorum onu. Valla ben çok takip etmiyorum. YouTube'da video da çekmek istemiyorum. Hamza abini zorla buraya oturtuyor. Ya işte yani zorla değil de işte şöyle. Yani hani bir vakit ayırıyoruz ya. Burada her zaman vakit ayrılmıyor. Evet. Size de ben mahcup olmak da istemiyorum sürekli. Bir gün atayım 15 gün kaybolayım da istemiyorum. Yapıyorsak düzenli yapalım gibisinden düşünüyorum. Al işte mesela burayı yaptık falan filan anlatıyoruz yani. Anlatacak da bir şeyimiz oluyor. Arada bir deşarj doluyoruz öyle söyleyeyim. Evet. Yani bize de iyi gelmiyor değil yani. Biz bugün cumartesi herkes dışarıda sokağa çıkma yasağı var ama herkes dışarıda sesleri belki duyuyorsunuzdur. Cıvıl cıvıl etraf. Biz kapalı kasa buradayız yani. Çalışıyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Neyse. Daha çok uzatmak istemiyorum. Dilim damağım kurudu. Bence videoyu bitirelim. Bu hafta bizi takip ederseniz Instagram'la alakalı geliştirmelerden ve yurt dışı satışlarını nasıl arttırabiliriz? Yani hiç satışımız yoksa bir adımı nereden atarız gibi. Bence önemli bilgiler vereceğimi düşünüyorum. Bence önemli. Yani ben bu bilgiyi 2-3 ay öncesinde, 5 ay öncesinde, 1 yıl öncesinde bilseydim şu an çok daha farklı bir yerde olurdum. Evet. O yüzden bence kaçırmayın bu videoları. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi günler. İyi günler. İyi günler.